Teknolojinin merkezine hoş geldiniz. Ben Kaan Caner Soy. Bugün elimizde Cougar'ın tüm platformlar için özel olarak ürettiği Cougar Phantom S modeli oyuncu kulaklığı bulunuyor. Hadi inceleyelim. Şimdi ilk olarak kutu içeriğine bakacak olursak arkadaşlar, kutumuzun içerisinden Cougar Phantom S modeli oyuncu kulaklığımız çıkıyor. Bunun haricinde şöyle bir adet çıkarılabilir mikrofon çıkıyor. Bir uzatma kablosu çıkıyor. Çift uçlu 3.5 mm jack girişli ve ekstra olarak arkadaşlar şöyle iki tane dışarıda kullanmak için tasarlanmış kumaş kaplamalı pedler çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi tasarımla başlayalım arkadaşlar. Kulaklığı ilk elinize aldığınızda hissettiğiniz şey, kulaklık hakikaten kaliteliymiş oluyor. Zaten şu metal çerçeve olayı başka bir boyuta taşımış. İlk etapta gayet sade ve kaliteli bir kulaklık olduğunu anlıyorsunuz zaten. Şuradaki suni deri kısımda çok şık bir Cougar logosu görüyorsunuz. Bunun hemen altında da şu turuncu pofuduk kısım var. Yani burası böyle çok aşırı yumuşak değil ama yine işini yapıyor. Bu zaten yanlış hatırlamıyorsam 2017-2018 yılında Phantom modeli çıkmıştı. Dolayısıyla buna böyle zamansız bir tasarım diyebilirsin. Yani bunu 10 sene sonra da kullansan yine böyle çok şık, yenilikçi bir tasarıma sahip ve bunun haricinde hani genel itibariyle kalitesi şuradaki dikişlerinden, seçilen malzeme kalitesinden, malzeme tipinden bile hissediliyor. Dolayısıyla tasarım konusunda beni ciddi anlamda mutlu etti diyebilirim. Şöyle biraz daha aşağı inecek olursak arkadaşlar, şu kısımdan kafa bandımızın ayarını yapıyoruz zaten. Burada hani böyle kademeli bir şey yok. Göz kararı yapıyorsun. Yine tasarım bozmamak için böyle şık ve basit bir çözüme gitmiş Cougar. Detay detay gidecek olursak Cougar logosu bizleri karşılıyor her iki tarafta da. Driver'ın hemen arka kısmında böyle karbon fibere benzeyen, daha doğrusu tasarım olarak ona benzetilmiş plastik bir kısım bulunuyor. Bunun haricinde genel plastik kalitesine bakacak olursak da oldukça başarılı bir seçim olmuş. Yani kulaklığın malzeme kalitesi genel itibariyle, bütün kulaklığın malzeme kalitesi oldukça başarılı arkadaşlar. Ki bunun 50 dolar fiyat bandında bir kulaklık olduğunu düşünecek olursak Cougar bu noktada bayağı iyi bir iş çıkarmış. Pedlere bakacak olursak arkadaşlar, pedler inanılmaz rahat. Zaten bu Cougar'ın diğer modellerinde de bu şekilde. Benim kendi kullandığım kulaklığımda da bu şekilde. Burada hafızalı bir sünger kullanılmış. Bunun dışında da kullanılan suni deri malzeme skin friendly, yani tamamen insan derisi için sağlıklı olarak geçiyor. Dolayısıyla hem hava alıyor hem alerji yapmıyor. Bu tarz şeylere de önem veriyorsanız burada kullanılan malzeme cildinize rahat ettirecek bir malzeme. Zaten kulaklığı elinize alıp şöyle bir dokunduğunuzda malzemenin ne kadar kaliteli olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu kulaklığın en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar tüm platformlarla uyumlu olması. Bunu işte Xbox'ta da kullanabiliyorsun, PlayStation'da da, Nintendo Switch'te de, laptopunda da, işte aklına gelen her yerde kullanabiliyorsun. Dolayısıyla mobil telefonda da kullanabiliyorsun. Bu sebeple de dışarıda kullanmak için oldukça ideal bir model. Bunun haricinde pedlerimiz çok kolay bir şekilde değişiyor. Zaten bu ekstra gelen ikinci pedler dışarıda kullanmak için tasarlanmış. Daha doğrusu dışarıda kullanacağınız zaman bu pedleri kullanmanız öneriliyor. Çünkü bunlar kumaş malzemeden üretilmiş. Dolayısıyla hava alması daha kolay oluyor. Bunun haricinde terletmeyen bir malzeme olduğu için dışarıda kullanmaya daha ideal diyebiliriz. Bu pedleri de evde kullanırken, oyun oynarken kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü bu suni deri malzeme olduğu için yalıtımı biraz daha başarılı arkadaşlar. Dışarıdan çok fazla hava almıyor. Dolayısıyla içeriye ses de almıyor. Oyuna biraz daha böyle odaklanabiliyorsunuz. Ama bunu da mesela dışarıda kullanabilirsiniz ki bence gayet güzel görünüyor ve diğer pedlere göre biraz daha rahat arkadaşlar. Çünkü şuna bakar mısın ya, çok güzel yani. Pofuduk pofuduk. Bir de pedlerin bu kadar rahat bir şekilde değiştirilmesi. Şurada bakın, pedlerin üzerinde çıkıntılar var. Bunu bildiğim böyle Lego yerleştirir gibi tık diye yerine yerleştiriyorsun. Hiçbir şeyle uğraşmana gerek kalmıyor. Bu noktada da mesela tasarım açısından oldukça başarılı buldum ben. Driverlara gelecek olursak arkadaşlar, cihazın üzerinde 53 mm grafin driverlar, sürücüler bulunuyor. Grafin driver aslında Cougar'a özel bir teknoloji diye biliyorum. Çünkü ilk defa duydum Cougar'da. Bunun özelliği arkadaşlar diğer sürücülere göre biraz daha keskin bir ses vermesiymiş. Yani en azından Cougar o şekilde iddia ediyor web sitesinde. Bunun haricinde dual chamber sistem diye bir sistem var. Kulaklığın içinde ekstra bir ses alanı var. Ses iki farklı yerden kulağınıza geliyormuş ve bu sayede tizler ve baslar net bir şekilde ayrılıyormuş diyor Cougar bize. Yani teknoloji olarak ve hani en azından bunu okumak bile insana keyif veriyor ama pratikte bunu kullanırken böyle devasa bir fark hissetmeyeceğinizi ben şimdiden size söyleyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla hani kulaklık aldım, üzerinde
arkada grafin sürücü varmış, işte daha keskin ses veriyor ya da ne bileyim dual chamber sistemden geçiyor benim basslarım daha güzel tarzında bir beklentiniz varsa, hani böyle beklentilerinizi çok üst taraflara konumlandırmayın. Çünkü böyle aşırı bir fark yok. Yani bunu şimdiden söyleyebilirim. Biraz teknik detaylara da girecek olursak arkadaşlar, 20 Hz ile 20 kHz arasında bir frekans aralığımız var. Maksimum ses yüksekliğimiz 100 desibel olarak belirlenmiş ki bence birazcık az. Bunun haricinde de 32 ohmluk bir empedans değerimiz bulunuyor. Şimdi mikrofon tarafına bakacak olursak, mikrofonumuzu da alalım şuradan şöyle. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren sesimi Cougar Phantom S modeli oyuncu kulaklığının mikrofonundan duyuyorsunuz. Telefonun ses kaydedici programı üzerinden bu kaydı alıyorum. Sesle ilgili hiçbir oynama yapılmadı. Ses yükseltmesi yapılmadı ya da temizleme yapılmadı. Dümdüz nasıl kaydediyorsa şu an net bir şekilde onu duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada mikrofonun teknik özelliklerinden de birazcık bahsedelim. Noise cancelling, yani dış ses engelleme özelliği bulunan kardiyoid bir yapıda mikrofon. Kardiyoid olması da şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu mikrofonun belli bir açısı var. Mikrofonun ön tarafından gelen seslere odaklanıyor. Dolayısıyla arka planda dış ses varsa, işte klavye sesi ya da bir müzik sesi, buna odaklanmıyor. Direkt olarak sizin sesinize odaklanıyor ve daha temiz bir performans sunuyor. Bunun haricinde frekans aralığımız 100 Hz ile 10 kHz arasında, eksi 47 desibele kadar hassasiyetimiz bulunuyor. Empedans değerimiz de 2.2 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Cougar Phantom S modelinin mikrofonunun performansı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Sendeyiz Kaan. Biraz daha aşağı inecek olursak, kulaklığın üzerinde sabit 1.2 metre uzunluğunda 3.5 mm jack girişli bir tane kablomuz bulunuyor. Bunun haricinde uzatma kablomuz var demiştim. Bunun uzunluğunda 1.8 metre, yani toplamda bizim 3 metre uzunluğunda bir kablomuz var. Normal şartlarda gördüğümüz 1.8 metre, işte 2 metre, 2.2 metre uzunluğunda kablolar. Hani bunu 3 metreye çıkarmak senin özgürlük alanını biraz daha arttırıyor. Çünkü karışık bir sistemin olabilir, kasan uzakta olabilir. Bunu istediğin yere takabiliyorsun bu şekilde. 3 metre olmasını ben sevdim. Kablolarımız ince örgü malzemeden üretilmiş arkadaşlar. Bunu dışarıda da kullanabileceğin için çok kaba bir kablo olmaması bence güzel olmuş. Uzatma kablomuzun üzerinde bir tane de kontrolcü bulunuyor. Şurada minik bir arkadaş var. Burada iki farklı özellik var. Birisi ses seviyesini yükseltip alçaltmaya yarayan şuradaki bizim ses tekerleğimiz. Diğeri de mikrofonu sessize alma tuşu bulunuyor. Burada bir switch var arkadaşlar. Buradan mikrofonu sessize alabiliyorsunuz. Böyle genel bir toparlayacak olursak sonuca gelelim şimdi. Birincisi arkadaşlar, bu mikrofonun çıkarılabilir olması. Bunun haricinde burada kullanılan kablonun ince örgü bir malzemeden olması, işte 3.5 mm jack girişimiz, ekstra hava alabilen kumaş ince pedler. Yani bu kulaklık ilk etapta dışarıda da kullanmak için oldukça ideal bir kulaklık haline geliyor. Benim ilk olarak gözüme çarpan detay bu. İkinci olarak ergonomisini ve tasarımını ben yani net mükemmel buldum. Hani böyle kulaklığa baktığımda şunu değiştiririm diyebileceğim bir özellik göremiyorum işin doğrusu. Zaten o kadar sade gidilmiş ki, hani burada ekstra gözünüzü yoracak ya da ağırlık yapacak hiçbir şey kullanılmamış. Oldukça sade ve şık duruyor. Yani bu konuda da net en beğendiğim özelliği diyebilirim. Tasarımını hakikaten çok sevdim kulaklığın. Seçtikleri malzeme, plastik malzemesi, bu suni derinin kalitesi, buradaki logonun basılışı, şuradaki minik dikiş detayları falan, her şey çok düzgün bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla bu konuda ben hakkını vermek istiyorum. Şimdi eksi detaylara bakacak olursak arkadaşlar, birkaç tane eksi diyebileceğimiz detay var ama bunlar tamamen bu kulaklığın mobil platform için üretilmesinden dolayı. Yani nedir bu mesela? 7.1 özelliği yok. Bunun haricinde herhangi bir yazılımımız olmadığı için işte equalizer ayarı yok, ne bileyim FPS modu yok. Dolayısıyla hani böyle oyunlarda kullanırken bir ekstra bir ayar yapmak istersen birazcık zor oluyor o iş. Hani böyle bir eksi özelliği var. Eksi diyebileceğim diğer bir detay, ses seviyesi çok yüksek değil arkadaşlar. Zaten 100 desibel demiştim size maksimum. Yani bence kulaklıklarda şöyle bir şey olmalı. Belli bir ses seviyesinin üstüne çıkması lazım. Kullanıcıya bırakılması lazım aslında bu. Yüksek ses istediğin yerlerde onu böyle sonuna kadar hani köklemen lazım. Çok istemediğin yerlerde de ayarlayıp kısman lazım. Hani bunun maksimum ses seviyesi bana birazcık düşük geldi işin doğrusu. Kraken serisi kadar düşük değil mesela. Onlardan daha yüksek. Fakat benim şu an hali hazırda kullandığım Immersa Pro Ti'ye göre mesela ses seviyesi biraz daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla hani eksi diyebileceğim detaylardan birisi de bu. Ve son olarak da arkadaşlar, dediğim gibi işte equalizer'ın olmaması, yazılımın olmaması, 7.1 özelliği falan filan derken, ya bu kulaklıkta mesela ses kasmaya çalıştığımda işin doğrusu birazcık alışamadım ben. Dolayısıyla ses kasmak için hani özellikle alıyorsanız birazcık alışma süresi istiyor arkadaşlar. Hani bunu bilerek satın alın kulaklığı. Yani genel olarak eksi detaylarımız bunlar. Şimdi final olarak arkadaşlar, bu kulaklığı kimler almalı, neden almalı sorusuna gelecek olursak nedenleri sıralıyorum. Ya her platform için kulaklık isteyenler. Mesela bilgisayarın olur, evde bir tane de PlayStation'ın vardı, ne bileyim
Nintendo Switch'in vardır, başka bir şeyin vardır. Farklı platformlarda kullanmak için bir kulaklık istiyorsan Cougar Phantom S mesela. Bunun haricinde kulaklığı dışarıda böyle çok dikkat çekmeden işte gayet kaliteli, ölçülü görünen bir kulaklık olarak dışarıda kullanmak istiyorsan yine bu arkadaşı tercih edebilirsiniz ki kendisi çok güzel görünüyor. Bunun dışında arkadaşlar kullanımı oldukça rahat. Bunu böyle saatlerce kullandığında, kafana taktığında hiçbir sıkıntı hissetmiyorsunuz. Zaten pedler o kadar rahat ki kulağın içinde hiçbir yeri temas etmiyor yani. O konuda kesinlikle hakkını vermek lazım. Zaten Cougar'ın kulaklıkları genel olarak bu pedlere sahip oluyor ve aşırı rahatlar. Benim mesela kendi kulaklığımı tercih etmemin en büyük sebebi bu. Bildiğim böyle yastık kullanıyormuş gibi hissediyorsun bunda. Hani üzerine yatıp uyuyabilirsin bile. Öyle bir rahatlığı var. Bunun dışında da dediğim gibi işte gerçekten böyle özenle seçilmiş, kaliteli malzemeden üretilmiş bir kulaklık istiyorsanız bu kulaklığı önerebilirim. Ve kulaklığın 500 TL civarında bir fiyat etiketi bulunuyor arkadaşlar. Bu fiyat bandındaki rakiplerine göre gerek tasarım, gerek performans, gerek malzeme kalitesi, gerekse kullanım alanı açısından bence büyük fark atmış diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Yine bunun gibi irili ufaklı gaming ürünlerine ve birbirinden farklı içeriklere ulaşmak için bağlantıları tıklamayı unutmayın. Kanala abone değilseniz logomuzdan kanala abone olmayı unutmayın. Yani yorum atın, like atın, bir şeyler yapın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Hadi bye.